Merhaba sevgili Demirel'le inşaat ve emlak izleyicilerimiz. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Tütüncü mahallemizde yaklaşık 1,5 ay önce bir köy evi tadilatı projemize başlamıştık arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izleyenler bilirler, görmüş olduğunuz gibi evimizin güçlendirme betonları, temel güçlendirme betonları döküldü. Komple eski sıvalar kazındı. Yeni kaba sıva, dış cephe montalama, kalekim, file ve dekoratif işlemi yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi çatımızı komple kaldırdık. Yeni çatımızı yaptık. Yağmur oluklarını, su giderlerini yaptıktan sonra buraya güzel bir veranda yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimizin ön cephesi. Ahşap desen pinopenlerimizin montajı da yapıldı. Şimdi geçelim iç cepheye. İç cephede aynı şekilde bütün sıvalar kazındı. Kaba sıva vuruldu. Ama binamız eski bina olduğu için kaba ve ince sıva yapmadık. Burada maliyetten, işçilikten kaçmadık. Kaba sıvanın üzerine komple kalekim, fileli kalekim çektik arkadaşlar. Kalekimin üzerine fileyi, filenin üzerine de görmüş olduğunuz gibi dekoratifi vurup binamızı yarın öbür gün oturuşmadan kaynaklanan çatlamaları önledik arkadaşlar. Evimizin çatısı, alt kaplaması yani tavan kısmı görmüş olduğunuz gibi komple ahşap yaptık. Bloteksilerimizi, boyamızı yaptık ve bu şekilde tavan kaplamızı lambir yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve burada normalde iki tane odamız vardı. Görmüş olduğunuz gibi bunu ikiye böldük. Duvarları kaydırdık. Burada iki tane çocuk odası yaptık. Ve burada ortak kullanım bir banyomuz var arkadaşlar. Burada geniş bir holümüz vardı. Buraya holün sonuna bir banyo ekledik. Ve hemen yanına da odamızdan giriş olmak şartıyla bir de evin banyosu ekledik arkadaşlar. Burası da ebeveyn banyomuz. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarımıza bakın. Normal kaba sıvamız. Hemen üzerine kalekim ve file. Çatlamaları önlesin diye file çektik. Ön tarafa da geniş, ferah bir veranda yaptık arkadaşlar. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçesine 6 kilometre mesafede İsmail Bey ve babası, İsmail Bey ve oğlu İlhan Bey burada bir dönüm arsa içerisinde bir eski köy evi almışlar. Yaklaşık 1,5 ay önce geldik buraya. Anlaşmamızı yaptık. Sözleşmemizi yaptık. Ve bu şekilde evimizin tadilatına başladık. Hemen burada da kazan dairesi için bir bölme yapıyorlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdi ben videomuzda anlattım ama Sayın Bey, İmdat Bey. Şimdi içeride kaba sıva yaptık. Evet abi. Kaba sıvanın üzerine normalde dekoratif çekecektik. Evet. Ama siz geldiniz dediniz ki bunun üzerine dekoratif yapmayalım. File yapalım. Önce kalekimli file yapalım dediniz. Çünkü neden yaptık? Neden yaptık bu işlemi? Biz şunu bir anlatır mısınız bize? Ahşaptan dolayı duvarlarda çatlaklıklar vardı. Tamam. Bunu dekoratif kapatmayacaktı. Tamam. Biz de file ve dekoratif yaparaktan bunu engelledik. Yani file ve dekoratifin file ve kalekimin buradaki şeyi ne? Binaya çatlamayı faydası engellemesi. Bina oturmasından kaynaklanan çatlamaları önlemiş olduk yani. Aynen öyle abi. Evet, bunu bizzat hamamda da bir inşaatta yapmıştık ama orada kalekim ve file yapmadığımız için bina oturuştu, duvarlarda çatlaklıklar oluştu. Peki binamızda dış cephe montalama yapıldı mı? Evet, yapıldı abi. Bu montalamanın amacı ne? Montalamanın ısı yalıtımını sağlamak ve binayı hem yağmura karşı hem güneşe karşı koymak. Dış etkenlere karşı içerideki aynen ısı kaybını önlemek için dış cephe montalamasını yapıyoruz. Aynen öyle. Evet, teşekkürler. Kolay gelsin evet sizlere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dışarı, bahçeye de kullanmak için burada bir çeşmemizi bıraktık. İnce detayları gözden kaçırmış olabiliriz ama mümkün mertebe hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar, binamızın etrafını gezdiriyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi çatımızı beton kiremit kullandık. Antrasit gri beton kiremit, oluklarımız ve köşelerimizi aynı şekilde uyum sağlasın diye antrasit gri boyadık. Bakın temelimizi binamızın temelini önce kazdık. Görmüş olduğunuz gibi temel betonlarını, güçlendirme betonlarını attık. Yaklaşık burada 40 santim zeminden yukarı, 50 santim de zeminden aşağı komple binamızın etrafını teretuvar betonu gibi temel betonu attık.
binamız otursa da sağlam zemine oturması için hem içeriden hem de dışarıdan görmüş olduğunuz gibi güçlenme betonlarını döktük arkadaşlar. Biopenlerimiz çift ısı camlı, ısı yalıtımlı, ahşap desen istedi müşterimiz. Burada malzeme kullanımında yani kapılarıymış, çerçeveleriymiş, kalebodurlarıymış bunları tamamen müşterimizin kendi zevkine göre seçerek alıyor. Biz sadece alışveriş yaptığımız nalbura kendilerini götürüyoruz. Oradan kapısından çerçevesine kadar, kalebodurundan fayansına kadar, duşa kabininden klozetine kadar her şeyini kendisi seçiyor arkadaşlar. Yere de görmüş olduğunuz gibi bakın komple biz mevcut betonu kırdık. Buradaki şap betonunu kırdık. Komple binanın içerisinden kenarlarını aynı şekilde güçlendirme yapıp komple zemine çesan, çelik asırı döşedik. Yarın öbür gün zeminde çatlamalar oluşmasın. Üzerine kaplamış olduğumuz parkeye veya kalebodura zarar vermesin diye komple zeminine de çesan, çelik asır döşeyerek betonumuzu döktük arkadaşlar. Sizin de eski bir eviniz var. Tadilatını yaptırmak istiyorsunuz ya da boş bir arsanız var. İnşaat yaptırmak istiyorsanız eğer 0539 783 68 00 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.